Ee, nasıl yaptınız araştırmanızı ve nasıl bir ihtiyaç hasıl oldu da Kürtler sağlık hizmetine e, Kürtçe dilinde erişip erişemediklerini araştırma ihtiyacı duydunuz? Teşekkür ederim. Ee, yani şimdi bizim kişisel, ben ben Şırnak'ta doktorluk yapmış biri olarak, yani ki bir Kürt olarak aslında hani olayı çok iyi biliyordum da e, 2013 yılında aldım. E, içinde o zamanın Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın da olduğu bir araştırmada ana dili Türkçe olmayan kişilerin sağlık hizmetlerine erişiminin daha zayıf olduğu bulundu. Yani Türkiye'yi temsil eden, şu an örneklem sayısını hatırlamıyorum ama bin, binleri konuşabiliriz. Yani ülkeyi temsil eden bir araştırmada, içinde Sağlık Bakanı'nın kendisinin de olduğu bir araştırmada, ana dili Türkçe olmayan kişilerin sağlık hizmetlerine erişiminin kötü olduğu bulundu. İşte bunun göstergeleri olarak çocuk aşılanmaları, gebe izlemleri, buna benzer göstergeler kullanıldı. Ama bundan sonra işte bu ana dili tam olarak nasıl sağlık hizmetlerine erişimini etkiliyor ile ilgili hiçbir araştırma yapılmadı. Yani bizim dayanak çalışmalardan birisi bu. Ama onun dışında bu Kürtlerle ilgili çalışmalar genelde çok tabu yani Türkiye'de akademik dünyada da bir tabu yani kimse Kürtlerle ilgili bir çalışma yapmıyor kimse ya da yapsa bile Kürtten bahsetmiyor yani işte Doğu Güney Anadolu Doğu Güney Doğu Anadolu'da bir araştırma yapıyor ama Kürt kelimesi geçmiyor yazıda hatta ee, örneğin e, TNSA, Türkiye Nüfus Sağlık Araştırmaları dediğimiz her 4-5 yılda yayınlanan, e, Türkiye'yi temsil eden bir çalışma. E, yani orada Kürt ana dilinin ne olduğu ile ilgili sorular olmasına rağmen mesela raporda kürtlükle ilgili ya da Kürt e, veya diğer etnik gruplarla ilgili bir e, veri paylaşılmıyor. Yani bu tabu aslında dünyanın böyle ilerlemiş ülkelerinde bu tabu yok ee, örneğin kanada gibi bir yerde e, yerlilerden kesinlikle bahsetmek gerekiyor hatta yerlilerle ilgili bir araştırma yapılınca onun özel prosedürleri yani o toplumun yapısına uygun araştırma yapılması ile ilgili e, rehberler var e, ne bileyim Örneğin kadınlarla ilgili, örneğin bir çalışma yaptığınızda mutlaka bunun kadınlarla yani yani cinsiyet eşitsizliği ile ilgili bir e, konu işleyip işlemediği mutlaka yazılması gerekiyor. Ya da işte dünyada artık e, siyahi, beyazlar, e, diğer cinsiyet grupları bunların hepsinin öncelikle tanınması gerekiyor. Bence bizim burada e, konuşmamız gereken ilk şey bu. Yani biz o alt grupları Tanımazsak, resmi olarak da tanımazsak veya akademik dünyada o kişilerin ya da o grupların varlığını kabul etmezsek, bunlarla ilgili e, sağlık olsun, diğer konularda olsun, kaçırırız olayın özünü kaçırırız. Yani öncelikli olarak biz bu araştırmayla bu tabuyu kırmak istedik ve yani yıllarca aslında bilinen bir gerçeği biz e, en azından bir araştırma olarak insanların önüne sunduk ve bunun en azından belki bir şekilde bir değişim yaratabileceğini umuyoruz en azından.